Herkese selamlar, Tavas'tayız. Bugün Selin Zara tarafından buraya geldik. Acı Peyama'dan ayrılmadan önce belediye başkanlığını ziyaret ettik. Sağolsun Bayram Bayan arkadaşını bize eşlik etti Tavas yakınına kadar. Sonra Tavas'ta Ali Kemal'le tanıştık. O da bizi biraz gezdirdi. Şehri gezdik. Belediye başkanlığını ziyaret ettik. Çok güzel bir gün oldu. Kim bilir bilmeden nasıl susarsın, bilmeden boşuna atıp tutarsın, su gibi akıp geçer zaman. Gezdin tozdun aman aman aman, sastın sözdün aman aman aman. Ben de bisiklete geziyorum Türkiye'yi. Bunu zaten ateş bu. Öyle mi? Ha. Ateş gibi. Ha, berbat. Adamlar gidiyor mu? Gidiyor mu? Baksana 3 tane adam zor aldık biz onu. Dağılda adamlar hiç değnek böyle hurup dururken dağılda adamı. Öyle mi o? Değnek dinlemez demek ha? Zaten bir hurdu mu gıcık olur. Seni birkaç sonra gelecek seni yedir, unutmaz. Ha, değneği yedi mi artık bitti, seni affetmez öyle mi? Bir öyle değnek sallı beni ediyor. Ondan sonra zaten gıcık olur. Birisi bir taş vurdu kendi eniştesi. He? Bak yedim. İkiliyorum başı, ileriden bu sesi bir duyacağım onu, yıkıyor ortalığı. Heee, artık hafı yok. Tamam. Kurdum mu berbat ediyor. Evet. Allah bir şeyler yaratıyor ya. He? 4 ay çalışıyordum, onunla yola çıktım. Tamam. Nerede yolculuk? He? Nerede çalışıyordun? Şeyde, turizmde. Sen ona hatıra oldun mu, kaybetmesin sen ona. Koy cebine. Emin abi valla pek. Gördükçe hatırlarsın. He, ben aslında herkes demem. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Köpekler yol üstünde. Laodike yolundayım. Köpekler bana sataştı. Genelde köpekler bana sataşıyor zaten. Laodike bölgesine gideceğim. Bir dur ya, bir dur. Allah'ın seversen. Zaten aparlarda seninle uğraşıyorum. Keşke daha önce gitseydim, çıksaydım sirke Türkiye turuna. Ama malum olduğu üzere belli bir kuluçka dönemi oldu. Tam olarak start vermek için. Yine de her şey çok güzel gidiyor. Yine de yola çıktığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. %8, %7, %9 eğimli rampalarda pedal çevirmek hiç kolay değil. Yani bundan kimse kolay olduğunu düşünmesin. Dün öğretmen evindeydik, geceyi geçirmiştik. Bugün otel ortamındayız. Meriç'te jandarmada kaldık. Kahvede kaldık. Uzun Köprü'de ev ortamında kaldık. Lüleburgaz'da bisiklet akademisinde kaldık misafirhane olarak. Ya farklı yerlerde kalıyoruz. Yani camide kaldığımız da oldu. Ya her zaman belirtiyorum, belki küçümsersiniz ama bu işin açıkçası ekonomi boyutu var. Çok etaplı, uzundur çok etaplı bir şey. Çadırı şuraya koyalım çünkü oralar ıslak. Yani ıslak mı adam? Burası düz değil de işte. Nasıl düz? Ya bu da nasıl? Şöyle düz değil mi? Nasıl düz? Bisiklet duruyorsun abi mi? Senin var ya eğim ve şeyle ilgili bir problem var. Bilal eğim orası. Dostum başını şöyle koydun mu tamam ya. Ya ben yatamam. Aslında evet şurası güzel ama şurası daha düzlük. Hayır şurası daha düzlük. Oh çocuk. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz değil mi? Burada ateşimiz var. Pilav, közde, biber, patlıcan, daha ne isteriz? Oh, çayımız, kahvemiz. Evet arkadaşlar. Gezmek, bisiklet, tur böyle bir şey. Doğayla baş başa. Tabii size de nasip olsun. Anlatmaya gerek yok. Her şey ortada. Benim gibi geç başlamayın arkadaşlar. Benim gibi 38'de başlamayın. Siz en iyisi 18'de başlayın. Evet, herkese selamlar. Bugün Kuşadası tarafına geldik. Geldim daha doğrusu. Malum olduğu üzere Pamucak
sahilindeydik. 3 gündür orada çadır kurduk. Harika bir zaman dilimi geçirdik. Uzun zamandır tatil yapmıyorduk. Orada tatil yaptık 3 gün. Çok güzel oldu. Ama işte yola çıkmamız lazımdı. Bugün yola çıktık. Kuşadası Söke arasında bir yerde mola verdik. Bu arada bugün ilk defa Söke'ye yoluna girerken Kuşadası'ndan Turcu Emrah ve Yaşar Kemal'la tanıştım. Denk geldim. Buradan alacağım yere gideceğim. Lensimizi kırdık. Ben de onu bantlarla yapıştırdım bu şekilde. Yani en azından çekebileyim diye. İzmir'den yerel gazeteci ile de görüştüm, söyleşi yaptım. O da yakında gazetede çıkacak. Bu şekilde günü Sarayköy'den Akköy'e kadar geldik. Çok fazla pedal çevirmedik. Yarın Pamukkale ilçesini gezmeyi düşünüyoruz. Ardından rotayı Denizli'ye çevireceğiz bisikletle tabii ki. Bir benzinlik var, şansımı deneyeceğim. Çadır kurmama yardım ederler mi acaba? Çadır derler mi acaba? Şu an yolumu zar zor seçiyorum. Çadır kursam olur mu abi? Kenarda bir yerde. Gezmek güzel bir şey. Ama soğuk peki. Rampalar. Yapacak bir şey yok. Bu iş kadar. Mücadele. Açlık. Açlık da var. Köpekler. Her şey zor. Ama hayat zor. Terler. Zor olmayan şey yok. Abi günün konuşmasını yaptınız. Tebrik ediyorum. Bundan Denizli'nin çıkışında 15 kilometre çıkışında bir yerdeyim. Acıpayama gideceğim bugün. Yaklaşık 40 kilometre falan var. Evet, çay yapacağım şimdi. Dün burada çadır kurdum, benzinlikte. Tam bir kar havası var. Burada yaklaşık 2 gündür, daha doğrusu 3 gündür Denizli mevkiindeydik. Denizli topraklarının üzerindeydik. Denizli merkeze yakındık. Bugün Aşıklar Tepesi'nden yukarı çıkıp Denizli'yi geride bıraktık. Sağdaki benzinlikte de çadır kurduk. Bisikletle Türkiye turu dediğimiz gibi, hayal ettiğimiz gibi devam ediyor. Bugün de çadırdayız. Dün otelde konaklamıştık. Sonuçta bir gün böyle, bir gün böyle turumuz devam edecek. Ortamlar değişecek, şehirler değişecek ama Türkiye turu devam edecek. Bilmiyorum. Yine de Trakya bölgesini kısmen bitirdik. Gelibolu Çanakkale yönüne gideceğiz. 3 haftayı geride bıraktık. İstanbul'da Galatasaray Lisesi önünde başladık. Güzel anlarımız olduğu değişik yerlere gittik. Değişik insanlarla tanıştık. Değişik ortamlara girdik. Değişik ortamlarda yattık. Örneğin dün ilk defa öğretmen evinde kaldık. Bir önceki gün jandarma kalta kalmıştık. Bir önceki gün kahvede kalmıştık. Durumlar böyle. Yarın nerede kalacağımı bilmiyorum. Yani işte bisiklet turun ya da yolda olmanın yarın nerede olacağımızı bilmiyoruz. Üçüncü günde beni Ferdi karşılamış şeyden, Çorlu'dan. Doğrudur ya. Çamura saplandım, geldi beni rezalet içinde. Pedal basamıyorum, o kadar. Üçüncü gün hiç... İyice yoruldun artık ha. He, üçüncü günde vücut alışkın değil ya. Evet. Geldi, ya diyorum, utanmasa şimdi otursam bu bana ne der? Diyecek ki bana Türkiye turuna bu mu çıktı diyecek. Olabilir ya. Yani o yüzden... Herkese selamlar. Yalık Kavak. Gümüşlük mevkiindeyiz.
Yaklaşık 6 gün boyunca torbada dinlendik. Vücut daha fazla dinlemek istemedi, biz de yola çıktık. Şu an denize sıfır çadır kurmuş durumdayız. 110. günde bu arada bisikletli Türkiye turunda. Her şey iyi gidiyor, iyi gidecek. Yolda olmanın zevkini yaşıyoruz, çadır kuruyoruz. Yani bundan daha güzel bir şey olamaz diye düşünüyorum. Bu oldukça güzel bir deneyim. Herkesin tabii ki böyle bir deneyimi yaşamasını isterim. 110 gündür yoldayım. Her gün farklı bir ilçede, farklı bir mevkide insanlarla tanışıyorum. Doğayla baş başa. Çok güzel bir şey. Şu ortaya da bir şöyle ağaçlı bir tepe görünüyor. Aha, evet doğru. Bir de onun karşısı görünüyor bak. Evet doğru. Doğruya gittin, onun koca dalın arkası. O dağın arkası. Evet. Rampalı demek. Rampa vardır gene. Çekmeyen rampa da bu. Yok. Bu kim? Uzun saçlı beyaz. O yönetmen mi? Bu da çalıştı. Babam çırağıdır. Bilim yapan, icat eden. 10 sene burada... O öyle mi? Baban çırağı mıydı o? Arıştırım çırağı bu. O şey, beyaz saçlı adam. Beyaz saçlı adam. 1975'te 10 sene dondurma sattım mahallelerde, köylerde. Ondan sonra şey oldu, yönetmen mi oldu? Evet, ilk filmi Kodron Kaymak oldu. Onun? Evet, baba yan tarafta yazıyor, ne bana mı? Bir öğretmenin iklimi en iyi bildiği şey olmalı. Ben 11-18 yaş arasında dolmacı çırağı yiyordum. Abdülhalim Çay Projesi. Bu bir başlangıçtır. Bakalım ne zaman bitiyor. Bitmez ama. Yapıştı canıma bir kara sevda. Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi, ekmek. Var. Var, iyi. Ekmek, ekmek. Hep düz ekmek, bir kepekli falan yok değil mi abi? Evet. Normal. İki tane balık, iki tane balık ya. Ne olur ne olmaz. Havalar soğuk buralarda. Denizli tarafına geldim. Kolsuz da geziyordum. Burada kar. Sağ ol abi, hayırlı işler. Çok teşekkür ederim her şey için. Maşallah, ekmeğe bak. Bu nasıl ekmek? Kolay gelsin. O dalyan yoluna döndüğün zaman o tarafta. Abi elektriğiniz gitmiş. Evet. Bak benim de evim yok. Ben dışarıda kaldım. 375 olsun. Can sağ olsun abi. Köy Cezli'nin kestiği parmak acımaz abi. Neyi sanırım ya? Burada.
Başka bir şey yok. Acıpayam Belediyesi'ni ziyaret ettik. Belediye başkanıyla görüştük. Acıpayam'dayız malum olduğu üzere. Tavasyonuna gideceğiz. Dön istersen geceler boyu sesine uyandım. Sen sandım ellere uzandım. Sana değil kendime kızardım ben. Sen giderken aramadın ama telefona soramadım ama kalbim yine yan yana saramadım o birinden bir daha. Korkudan seviyor gibi yapıyoruz. Ne yapalım? Yani zihinsel boyutu, yemek boyutu, soğuk boyutu, rampa boyutu, ağır yük boyutu. Çok şey işince. Örneğin köpek boyutu bile var. Çünkü yollarda uzun turcu bisikletçi köylerden geçen gibi şey, daha doğrusu köylerden değil de şehirlerde de bir sürü köpek saldırısına maruz kalıyoruz. Yani çok şey işin içinde var açıkçası ve hepsi zor. Yani köpek saldırması kadar zor bir şey yok sanırım. O da zor. Rampa çıkmak da zor. Soğukla baş etmek de zor. Ekonomik boyut da zor. Yani zihinsel olarak hazır olmak da zor. Uzun tur demek, kışta uzun tur demek, birçok zorluğun bir arada olunmak demek. Ben 3 haftadır acı bu zorlukla mücadele ediyorum ya da bu zorluğun içinde yaşıyorum. Bu zamana kadar bu şekilde geldik. Tabii ki sen denemediği bir şey. Başarır mıyım? Soru işaretleri var açacağız. Süreç konusunda süreç devam edecek. Ama 3-4 ay içinde de şey yapacağız, muhasebe yapacağız bu konuda. Onu da beraber göreceğiz zaten. Açıkçası ben devam etmekten yana. Yani başladım. İşi bitirmek, başladığım işi bitirmekten yana. 23. bisiklet gününden herkese selamlar. Şarköy'deyiz. Bugün turumuzun son günü. Hem tekeri tamir ettim hem de çadır kurmuştum. Geceyi de orada geçirdim. Tabii ki jandarmanın da haberi oldu bu arada. Sabahleyin gündüz gözüyle tekrar bisikletin bakımını kontrol edip yola çıktım. Göynek'ten. Antalya'nın girişinde teleferikler gözüme çarptı. Tabelanın önünde fotoğraf çektim. Sonra 16 plajına geldim. Orada da güzel bisiklet yolları yapılmış. Doğrusu çok beğendim. 16 çok güzel olmuş Antalya adına. Çok sevindim. Aynı zamanda 16'da yine sağ olsun yoldan geçen bir tane bisikletiyle oturduk. Yanılmıyorsam Selma Hanım'la oturduk. Evet. Oturduk, sohbet etti, konuştuk. Abi su. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Gelmiş gene bir yere geçelim. Lan İstanbul'da bunu görüyor mu lan? Oo, adam Tekirdağ'a her yeri geldi. Abi suyunuz güzelmiş ya. Vallahi. 153 gün abi. 5 ay 3 gün.
5 ay 3 gün. Oğlum sürmüş mü İstanbul'da burası? Abi tek tek çetele tutmuş. Abi. Listesini tutmuş her gün. Öyle mi? Geziyorum böyle, geziyorum. Gir ha, gezi gezi. Keşan'a gir. Orada yatırdı. Edirne'ye gir, orada mola ver. Türkiye'nin işi yani. Çok. Ya bu ilçe ilçe gezmiş bu adam. Tarihi yerlere gezmiş. Ne bileyim bir yerde cami ünlüdür, oraya gidip fotoğraf çekmiş. Bir böyle çeşme var, onun fotoğrafını çekmiş, tarihini yazmış. Sakal da bayağı uzamış. 5 aylık sakal. Bu sakal da artık şey oldu, gezgin oldu böyle. Kestirmiş. Evet, tadı fena değil. Tadı. Vallahi güzel. Merhaba. Nasıl geçeceğiz? Nöbetçiler varmış. Nöbetçileri aşmamız lazım bir şekilde. Kaleyi mi koruyorsunuz? Nöbetçi misiniz? Girede misiniz? Ne? Akçanıza zam mı yapmıyorlar? Ne? Ne oldu? Kazan kaldı. Bir ara bizimkiler de Yeniçeriler de öyle yapmıştı ama siz çok eskisiniz yani. Değil mi? Evet. Hangi devirdesiniz arkadaşlar siz? Roma. Roma? Evet. Arenadan mı kaçtınız? Nerede yayınlayacağım bizi? Ya hatıra kalacak ya. Hatıra mı? Türkiye turu yapıyorum ben de. Vallahi güzelmiş ya. Sağ olun. Siz Roma'dan mı? Roma'dan. Sen? Bu biraz daha bir sonraki dönem midir? Selçuklu dönemlerinde. Yok abi, Selçuklu aradan bir şey var, Bizans var ya, gözünü seveyim ya. Biraz biraz tarih şeyi. ...112. günde bu arada. Bugün 113. gün. Şu an Karpuzlu yolundayım. Milas Karpuzlu yolum. Ayrıca arabaların çok geçtiği... ...yoğun geçtiği bir yol. Dar. Yol çok kötü ayrıca. Karpuzlu'ya yetişmeye çalışacağız. Olmazsa... ...arada mola vereceğiz. Bu arada power bankımız bozuldu. Kara kara düşünüyoruz elektrik işi nasıl halledeceğiz diye. Umarım her şey yine rayına girer. Tabii ki Antalya'ya gittiğimde mola vereceğim biraz. Şimdilik... Nasıl biraz zaten gittin bilmiyorum efendim. Ben yeni geldim, ilk defa geldim. Ha, işte karşıdaki büyük toplu yer Beyaş. Beyaş neresi usta? Ha? Karşı mı? Evet. Sonra Kavaklıdere gittiğimde nereden gideceğim? Gene köyde. Kavaklıdere şeyden, Karacören yolundan. Karacören ha? Karacören'den şey varacaksın o zaman. Oo. Muğla. Yok Muğla değil, sadece Kavaklıdere. Muğla'nın zaten Kavaklıdere. Biliyorum. Peki ustam, kolay gelsin. Hayırlı günler. Mezurlar diye bir köyden geçeceğim. Yol gerçekten tenha ve ürkütücü. Sanırım bugüne kadar geçtiğim en tenha ve ürkütücü yoldan geçiyorum. Sağımdarmak yol. Evet avcılar, rakım 391 yazıyor. Evet, Avcılar Köyü köprüsünden geçiyorum. Gerçekten hava soğuk burada ya. Merhaba, selamun aleyküm. Ya ellerim buz gibi ya. Merhaba, selamun aleyküm. Satıyorum. Ne satacağım abi, ben satıcı değilim, ben gezginim. Selamun aleyküm, Türkiye turu yapıyorum. İşte turu yapıyorum. Türkiye geziyorum, bugün de size misafir oldum. Yalnız 92 gün oldu yoldayım. Bundan sonra Bozdoğa. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Nereden çıktın sen?
İstanbul'dan çıktım. Trakya'ya gezdim. Selamünaleyküm. Sağlık geldim size. Dışarı çok soğuk ya. Hani bu gazetelerden geldim. Daha iyi olunur arkadaş. Nereye Mustafa Bakır bir çay içtim? Vallahi. İşletlerine geziyor. Gittim yerlerde fotoğraf çekiyorum. Ayıp ediyorsun, çekeyim ya. Hacı amcalar çek bakayım. Hacı amcalar çekeyim. Bizi atıp ediyor. Valla yerin çok güzel ya. Çok güzel yapıyor. Ooo hacı amcalar. Bu kez de aşıya geçmek isteyen bir yere yap. Köyün muhtarı çekmiyor. Muhtarı çek. Muhtarı özel çekecek. Ben muhtar. Muhtar önce. Muhtar işimizi görecek, biz muhtarı özel çekeceğiz. Merhabalar. Menteş mahallesindeyim. Menteş kavukları bağlı. Eşyaları bu evin içine biraz dökülmüş ama dışarıda kalmaktan iyiydi. Sobayı yaktım. Bu arada tavuk da koydum. Ama olacak mı olmayacak mı? Evet. Tavuklu pilavlı yemeğimiz hazır. İşte dün akşamleyin gelmiştim. Karpuzluya. Belediye başkanıyla tanışmışım. Daha sonra belediyenin kaldığım, bu arada kaldığım yer belediyeye ait. Bana bir oda verdiler. Belediyeye ait bir oda. İki gündür buradayım. Yarın Çin'e yoluna devam edeceğim. Bisikletle Türkiye turu dahilinde. İstikametimiz Antalya. Antalya'ya gideceğiz ve aradaki tüm ilçelere uğrayacağız. Bir önceki gün şanssız bir gün olmuştu. Daha doğrusu dün şanssız bir gün olmuştu. Tekel patladı, olumsuzlukla yaşadık, yüzümü kaybettim, powerbank çalışmadı, aksiliklerin yoğun olduğu bir gündü dün. Nispeten bugün daha moralli bir şekilde güne başladım. Mardin kapısından atlayamadım, vurmayın arkadaşlar, beni yaralıyım. Vurmayın arkadaşlar, beni yaralıyım. Kaldığım yerlerde biraz şey yaptım yani ama işte ev ortamında da çok almadım ya. Zahmetinize gerek yoktu ya, çok harika bir şey oldu yani. Her şey düşünülmüş ya Adem'de. Bisikletçiler hep böyle midir? Ama sen uzun yoldan geldin. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bilirim, çok acıkır bisikletçiler. Kendimden biliyorum. Resmen saldırıyoruz yani yemekleri açmayız. Orası öyle yani. Bunu kendim yaptım. Bu benim. Tamam, teşekkür şunlar ederim. Hazır. Teşekkür ederim. Ya ne kadar çok şey koydunuz. Herkese günaydınlar. Göl kenarındayız. Ceyda Hanım ne bileyim evi buraya taşıdı. Şimdi süper vallahi. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Göl kenarı da burası çok güzel. Ula'nın gölü. Şimdi bu güzel ortamda güzel kahvaltı yapacağız. Afiyet olsun. Teşekkürler, sağ olun. Vallahi ben böyle bir şey ilk defa diyorum. Çökertme kebabı da daha önce duymamıştım. 117. bisiklet günlüğümüz nasıl geçti? Yatağından Ula tarafına geldik gün içinde. Bir paketimiz vardı, onu aldık. Ardından Mula'ya geldik. Gölet kenarını gezme şansım oldu. Fotoğraf çekme şansım oldu. Gün batımını çektim. Bu da zaten beni mutlu etti açıkçası. Çünkü biraz da dinlendiğim için biraz daha iyi oldu benim için. Malum olduğu üzere her zaman pedal çevirmek enerji kaybettir, kasları yorar. Benim için güzel bir dinlenme yeri oldu burası. Çünkü gerçekten güzel bir yer. Doğayla baş başa gölet. Muğla'da değilim. Erzurum'da okudum ben de. Orası soğuk abi. Nasıl yaptın ya? Yaptık bir şekilde. Yaşadık. Yani şu an şu yaşıma kadar elimden geldiğince her şeyi yaptım işte. Tad aldın mı peki hayatta? Gezdim, tad aldım. Çevre, Muğla'nın çevresini, bütün Ege'yi ben de Akdeniz'i gezdim sayılır. Hı hı. Okul hayatımda yapamayacağım şeyler yaptım.
Yani normalde... Okul dışında değil mi yaptığın yani şeyler? Yani Muğla'da olsaydım yapamayacağım şeyleri yaptım. Buz hokeyi oynadım 6 sene. Nerede? Yani bu bölgede Erzurum'da. Ha, bu cekede. Evet. Burada olsaydı yani, olmazdı yani. Bu çevrede olsam yapamazdım. Yapamazdım. Farklı bir yere gittim, farklı şeyler tattım. Kayak öğrendim. Avrupa'ya gittim. Polonya'ya, Ukrayna'ya. Şey mi? Gittim. Değişim yoluyla mı yoksa? Evet, değişim. Öğrenci değişimiyle gittim. Ne kadar kaldınız Polonya'da? 5 ay. Yeter. Yeter. Bence dil öğrenmek için. Aynen. Güzel. 5 ay yani 6 ay 5 ay ideal bir dönem. Nerede yaşadınız? Varşova'da mı? Nerede? Bydgoszcz'da. Bydgoszcz. Ukrayna'ya geçtiniz. Ukrayna'ya geçtim. Neresi? Lvov mu? Nerede? Lviv'e geçtim. Lviv. Lviv'de 3 gün. Rusça nasıl? 3 gün abi öğrenememişsiniz. Yok Rusça. Yok öyle şey değil. Yani gezmek için gittim. Kısa süreli gittim. Ya, ya anladığım kadarıyla kısmen dolu dolu bir hayat olmuş, yaşamış. Çok yani boş geçirmedim hayatımı. Evet. En boş anım belki şu ara. Yüksek lisans zamanı. Evet genel olarak öyle tarih sorduk. Ekonomik olarak Muğla'nın ne? Turizm var. Yani başka tarım çok dar gözüküyor. Ormancılık ve mermencilik var. Bir de turizm. Şimdi Muğla Bodrum yatan taraflarında madencilik var. Mermer yatağı, kömür yatağı o tarz şeyler var. Daha Sakar'ın diğer tarafı yani daha doğu tarafı diyeyim Muğla'ya göre. Orada tarım ve turizm daha fazla. Marmaris'te, işte Ortaca'da, Dalaman'da, Fethiye'ye kadar tamamen tarım ve turizm. Çok da fazla bir şey yok zaten. Sezonluk evet, tarım ve turizm. Var. Havalimanı var genel olarak. Başka bir soru, hiç gezmişsiniz, bisikletçileri takip ettiniz mi? Yani bisikletle gezenleri takip ettiniz mi hiç hayatını? Takip ediyor musunuz? Şöyle hiç aralarına girmedim ama Ortaca'da böyle kulüpler var. Hı? İçinde arkadaşlarım da var. Sürekli böyle gezen, bisikletle gezen. Peki bu biliyorum kim? Yani. Bu kim bu şahıs? Yani okudum o ismini ama sanırım sizsiniz. Evet. Bundan sonra takip edeceksiniz. Ben de bisikletle Türkiye turu yapıyorum. YouTube kanalımız var. Hepsi var. Muğla'ya geldim 9. il olarak. 95 tane ilçe gördüm. yani bu şekilde farkındalık yaratmaya çalışıyorum Dağ ve Spor için. Çok teşekkür ederim. Artık ben abone şey olacaksın bu saatten sonra ama. Çok teşekkür ederim. Şu anda internetim yok takip. Çok teşekkür ederim sağ olun. Evet. O da at bu da at onu ver. Ama bu pahalı ya. O canlı bu da demir at ne olacak abi can sağ olsun ya. Bu 150 TL nasıl yapacağız? O yapamayız 150. Böyle geziyorsun inşallah. 150. Bisikletle geziyor mu? 150 TL oldu ya. Tabii ya onu yarış atı bunda ya. Abi o mu yarış atı? Bu da yarış atı. İstanbul'dan geldim. Seninki 10 lira, bizimki 150 lira. Nasıl oluyor? 10 lira değil abi. 750 kuruş. 750. Demek nerede? Nereye sen Bodrum? Marmaris nereye? Valla bundan sonra Bodrum. Bodrum'da biraz bir hafta falan kalacağım. Oradan Bodrum'dan sonra bir sefer Karpuzlu'dan. Bak Karpuzlu'dan Muğla yapacağım. Nasıl Karpuzlu? Karpuzlu... Şeyden karpuzu yok orada. Var. Beriye karpuzu beri Çin'e. Tamam Çin'e. Çin'e karpuzu Çin'e yapacağım ondan sonra Muğla yapacağım. Geri gelmeye oradan düz gitmeye hiç asla. Yok abi ben her yere gitmeliyim ya. Gelecek tamam. Her yere gideceğiz bununla bu demir olmaz, atla. Sen Milas'tan dağdan aşağıya tek karpuzu yiyin. Aynı. Dağ yolundan gideceğiz. Mardin. Mardin tamam çok güzel. Mardin kim? Zengin yer la ya. Yok abi ne zengin ben. Hep Mardin zengin de abi zengin de var. Kim diyor abi zengin ben. Her şey samanları biz Mardin'den alıyoruz. Yok bak şimdi şey var bir tane Kızıltepe zengin. Hah ben oradan işte biz oraya gidiyoruz. Ama biz ben Mityat, Mityatlar gariban fakir. Bizim gelin var Kızıltepe'li. Taştan başka bir şey yok ya hiç şimdi taş kim alacak abi? Gerizindanlar denilen bir yer var. Gerizindanlar diyorlar oraya. Ben korkarım kuyudan. Kuyu dedi yani. Derin zindan. Değil ya derin bir, değil. 5-6 metre derinlik. Oraya yani. Zindan he, şey koymuşlar yani, cezalı suçları. Şimdi burası ayrı bir zindan, orası ne ayrı zindan, orası ayrı zindan. İnsan. Tabii bir yerden savaşıyorlardı, yakaladıkları oraya koyuyorlardı. Anlat bakalım, altınlar nerede diye. Anlatmazsan bak. Ama Türkçe elen değildi. Diyelim ki biri suç işledi. Abla diyelim ki biri suç işledi. Ay sen burada kal bakalım, bir daha suç işleme. Hapishane. Tabii. Adalet böyle eskiden öyleydi yani. Tiyatro var. Var o gördün mü? Tiyatro inekler var şu an. İnekler çok güzel. İnekler orada konser toplantı yapıyorlar. Evet. Evet genel olarak son teşekkür ederim. Bilgi aldık karpuz hakkında. Yani
Değirmen eski değirmenler kalmadı tabii ki. Abi vardı hemşerin gurbette tanırmış ya. Evet midyeci dedim mi Mardinli olacak. Hikayesini bilmiyorsanız kısaca anlatalım. Biliyorsunuz Mardin'de dolma harika yapılır. Fakat midye yok. Peki nasıl Mardin'in dolmasıyla midye buluştu dersiniz? Onu da bu işi asıl İstanbul'da Rum ve Ermeni ustalar midyeyi daha önce onlar bu işi yapıyorlardı. Fakat onlar yavaş yavaş Mardinlerin ustalığına daha fazla dayanamadı. Ve Mardinler artık o şey ele geçirdi, o ustalığı ele geçirdi. Doğru mu söyledi? Doğru söyledi. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız yatağında? İsmim Mehmet Aktaş. Mehmet Aktaş. Üç oğlum var. Hı hı. Birisi bu marketi işletiyor. Birisi tekayede güvenlikçi. Güvenlik. Güzel. Bir tanesi de Antalya kaymakamlıkta çalışıyor. Kaymakamlık. Güzel. İşte Türkiye turu dahiline 95 ilçe oldu bu. Bundan sonra gidersem o 96 olacak. Yani bugüne kadar çok ilçe gezdim. Yani yatağına gelip de sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Yani bir kişi bile olsa benim için yeterli. Samimiyeti yeter. Yani şey sıcakkanlı yeter. Çok memnun oldum. Ben de çocuk teşekkür ederim. Vallahi yani iyi ki geldin. Ben eğer bir şeyler bırakabildiysek size. Teşekkür ederim. Katabildiysek ne mutlu bize. Teşekkür ederim. İnsanlarla konuşacağız. İnsanlarla konuşacağız, güzel yerlere gideceğiz. Böyle hayat geçecek. Bizimki de öyle bir merak duygusuydu. Vallahi bunu nasıl değerlendireceğin önemli. Evet. Sonuç. Doğru. Çok zevk alıyorum gezmekten. Gezmek güzel bir şey. Tamam biraz sıkıntıları var ama yine güzel bir şey. Çadır kurmuş durumdayım. Bugün 116. günümüzü bisiklete Türkiye turu dahilinde. Dün Söğütçük mevkinde çadır kurmuştum. Birinci gün zaten 2 gün boyunca karpuzunda kaldım. Evet. Bisikletle Türkiye turu devam ediyor. Malum olduğu üzere 28 Kasım'da start vermiştik. İşte o günlerin beri 116 gün geride kaldı. 95 ilçe, 9 il gördük. 4400 kilometre aşağı yukarı pedal çevirdik. Yazın, tabii ki kışın pedal çevirmeye başlamıştık. Şimdi ilkbahar, daha sonra yaza gireceğiz. Bundan sonraki rotamız Mola Antalya yönü olacak. Dediğim gibi şu an yatağın sosyal tesislerinde, kapalı olan sosyal tesislerin altında çadır kurmuş durumdayım. Çavdar, evet, sizin usta isminizi öğrenebilir miyim? Zafer. Zafer Bey, sizin babanız burayı işletiyor ta 1967'de kadar elektriğe mi, yani elektriksiz mi işletiyor? Burası elektrikle çalıştı. Ama ne zaman geçtiniz elektriğe? İşte 1970'lerde. 70'lerde. Buraya 71'de geldi elektrik sefer. 71'de geldi. Evet. İlginç. Ondan önce işte gaz yağıyla bilmem ne lambalarla evet, idareydi. Evet öyleydi. O zaman siz kaç doğumlusunuz? Ben 80 doğumluyum. Bizde de 94'ten sonra falan elektrik gördük. Yani bizde de çok elektrik sonradan geldi. Siz İstanbullu musunuz yoksa? Yok Mardin, Mardin. Mardinli misiniz siz? Tabii. Evet. Bugün Karpuzlu 93. ilçe oldu. 93. ilçe geziyor. 4 aydan beri geziyorsun. 4 aydan evet. Bu çavdar değil mi? Bunu insanlar yiyor tabii. Ekmek de alıyorum. Ben fırında malzeme alıyorum çavdarlı ekmek. Evet. İşte bunu biz böyle suyla süzüyoruz. İcabında içinde tozlu toprağı gitsin diye. İcabında taş varsa taşına. Tabii taş. Taşını alsın diye. İçinde var mı bir şey diye. Kontrol. Yani ama tamamen temiz olaraktan hani yiyecek şekil getiriyor. Siz mi yiyorsunuz yoksa satıyor musunuz? Fırına mı veriyorsunuz? Satıyoruz, alıyorlar. Ha alıyorlar siz fırınlara veriyorsunuz. Onlar çavdarlı. Çünkü ben de alıyorum ekmek, çavdarlı ekmek. Fırınlardan o yüzden. Bunu vatandaş kendisi alıyor, kendisi yapıyor yemeği. Öyle mi? Ne güzel, ne güzel. Biz yani etmeyi yapmıyoruz da. Biz unu diyor, unu şekilde yapıyoruz. Kepekli şekilde. Evet. Çok güzel. Sağlıklı. O da onun değirmeni var benim öbür tarafta. Ne güzel. Siz şu an aktif halde mi? İnsanlar geliyor mu? Buğdayın şey yapıyor, öğütüyor mu? Tabii. Yani ama yoğunluk yok. Yani insanlar beyaza döndü. Aslında bu sağlıklı olan bu. Hazıra döndüler. Olmaz. Sağlıklı olan bu. Eskiden 80'li yıllara kadar
1982-83 yıllarına kadar bu değirmen aktif olarak çalışıyordu. Nasıl aktif olarak çalışıyordu? O zamanları getiren çoktu. Yani buğdaydan, darıdan, arpadan, merezip, çavdardan o şekilde karıştırıp un yapılıyordum. Ekmek yapılıyordu. Aydın'a geri döneceğim. Aydın. Aydın'dan sonra var. Aydın'dan sonra yok. Aydın'dan sonra Selçuk. Selçuk'tan sonra Bodrum, Muğla, Antalya. 4 ay. 4 ay tabii. Gece uyku. Çadır var. Çadırım var, yemek yapıyorum. Ocak var, çay var. İsmin ne senin? Aykut. Aykut. 4 aydır yola çıktım. O yüzden sana da okulda başarılar dilerim. Var. Biniyor musunuz? Evet. Spor güzel bir şey mi? Evet. Tamam mı? Başka biraz şey ama. Vay be, hiç bezmiyorum. Tamam, doğru. En uzak nereye kadar gittin? İstanbul'a geliyorum bisiklete. Spor güzel bir şey her zaman. Spor, bisiklet güzel bir şey. Bak ben bunun yola çıktım. Normalde yabancılar da geziyor. Abi ben de gezebiliyorum, anladın mı? Siz de bugün gezebilirsiniz. Dünya turu mesela, Türkiye turu. Tamam mı arkadaşlar? Biz çıksak Arme'de kamyonun binler kıyım gireriz. Müzeye gideceğim ben. Buradan dümdüz gittiniz mi? Yan tarafta çıkıyor ya, çarşı meydanında heykel oluyor. Tebrik ederim. Heykel. Çok uzak olur mu? Tamam. Beşe mi gidiyorsun? Altı. Ben diye de gidiyorum ama ötesi. Tamam arkadaşlar, teşekkür ederim size. Ben de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ne buyuruyor? Buranın ismi neydi? Kızılcı Bölük. Bölük mü? Tamam, Kızılcı Bölük. Hadi, kalın sağlıcakla. Bayram bayan arkadaş. Her daim yerimiz. Şu evet. Geçiyor. Her gece günaydın. Dün burada çadır kurmuştum. Şu bölgede. Burası belediyeye ait. Evet. Evet, Beyaz Belediyesi'ne ait misafirhaneye geldim. Az yapıştı da geliyor. İkinci gece de geride kaldı. Ben bu şadasına doğru gideceğim. Saat 10. Şu an saat 9.45 civarı. Çadırımızın içi yumurtalarımız haşlanıyor. Kahvemizi içtik. Biraz şarjımız bitti. Şuradan telefonumuz şarj oluyor. Evet. Yani 5. ilçe oldu bizim için yatağın. Tabii ki şehir merkezi dışındaki ilçeleri sayıyoruz. Şehrin içindeki ilçeleri saymıyoruz. Evet. Ondan sağ olun. Ben de sağ olasın. Gidince bakacağım hatıra. Yok yapalım. Tamam. Yapalım. Tavastayız arkadaşlar. Ustamız şu an tamir ediyor. Yaklaşık 3400 kilometrede yeni çok ince bir
küçük bir tel parçası tekelimizi patlattı. Ama yapacak bir şey yok. Ustamız yapıyor şu an. Bizde 50 yıllık bisikletçi babam benim. Hı hı. Babadan önce dededen torna. Şimdi oğlan işletiyor dükkanı. Ben burada montaj yapıyorum. Ha şey bisiklet diye. Monte ediyorum. Bunları monte ediyorum. Şunları monte ediyoruz. Orada satılıyor aşağıda. Burası depo. Motora sonra mı döndünüz? Bisikletle mi başladınız? Ay bisiklet önceden. İlk bisiklet tamam yani. Bisikletle başladınız. Evet. İlk bisikletle sonra. Bisiklet, motosiklet. Ha. Arkasından geliyor artık ilaç motoru, odun motoru. Ha motor olarak komple geliyor evet. Şimdi, bisiklet devri bitti. Mobiletler, Peugeot'lar, Javu'lar başladı. Evet. Biz onları yaptık yani. Şu an komple Tavas'ta bisiklet azaldı mı? Azaldı tabii. Tamam. Bırak. Sık. Bırakma. Bırak. Kaldır. Evet, Usam şu an yağlıyor. Turdan çıktığımdan itibaren ilk defa. Buna bak yağ. Vallahi iyi. Rahatla ya. Olmadı ki. Buralara bak. Temizleyici. Pıs pıs yapacaksın. Bak buna vurmuş. Vites anormal çalışır burada. Hem ileride arıza yapar. Oradan çıkarsın çok. Yapar. Burada yağlanma. Şurası. Şura. Zincir yağlamışsın galiba. Zincir yağlamışsın. Ya şey ekstradan ufak bir yer attım şeye. Tamam. O iyi. Zincir iyi. Tamamdır. Şuraya bak. Bunlar çalışan yere vur. Şurada var mı? Çantayı yapacağım. Yok tamam koyun. Çanta sıkıntı değil. Eline sağlık. Tamamdır. Şuradan. Demek ki usta olunca başka bir şey yap. Sağlamlık bakımından çok güçlü bisiklet. Ayrıca ekipmanı olarak da çok sağlam. İşte bunlarla insanlar dünya turuna bile çıkmış. Evet, evet Bağış. Onu yaptık sağ olsun. Alüminyum kaynağı yaptık buradan şu şekilde. Alüminyum kaynağı yaptık. Sanayide. Evet. Gayet sağlam olmuş. Çok güzel olmuş. Çantalar da burada duruyor bu arada. Aydın'da ekip tekeri bisiklet kafedeyiz. Abdullah Usta komple bisikletin bakımını yapıyor. Dün geldik sağ olsun misafir etti bizi. Gayet çok güzel. Evet. Ön bağış da kırıldı. Evet. Ne yapacağız bilmiyorum bugün. Bir şey değil. Ya hiç önemli değil ya. Sağlık olsun gelsin. Buranın mısın amca? Güzel ne güzel. Peki. Abi Beyaz'tan şuradan gideceğim. Şuradan. He? Şuradan gideceğim Beyaz'tan. Aşağıdan mı? Evet. Tamam hadi gel bana eşlik et. Sağ ol amcacığım. Teşekkür ederim. Ben İstanbul'dan geldim. O bunu ne? Ondan sonra 70'e kadar alt arabaların ve bisikletlerin de şeyleri olmuş, plakaları olmuş. Bunu da bugün öğrenmiş oldu bu bilgiyi de. Yok, iyi oldu, iyi oldu. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet abi, çok teşekkür ederim şey her şey için. Halil abi şey yaptı, bizi karşıladı bu arada. Ustamız isim olarak ustam. Tamer. Tamer usta şu an tamir yapacak şeye çatal ayağı. Yola kaldı yani devam edecek. Evet evet başka yani bu şekilde ustamız yaptığında bir şekilde gidebileceğiz evet. Ama 7'liğe kadar. Hı.
Bu da zaten Shimano değil. Bu dişi de Shimano değil. O yüzden mesela 8'li dişi takmışlar. Ama Shimano'nun haricinde bir şey olduğu için uygulama bendeki bu sistem ona uymaz. Ben de en fazla 7'ye kadar takabilirim. O da senin işini görmüş. Evet, herkese selamlar. 107. bisiklet gününden sesleniyoruz. Hala bu torbadayız. Bugün burada evet, bana hello hello diyor. Sonra Türkçe konuşunca arkandayım güle güle diyor. Böyle bir diyalog. Diyor ki seni turist zannettim. Doğru, tur yapan turistim. Menteşe Belediyesi'nin desteğiyle burası derneğimize tahsis edildi. Burada buraya derneğimiz ücret ödemiyor. Ve gördüğünüz gibi şurası da aynı zamanda bisikletçiler de konuk evi olarak düzenlendi. Evet, burada da işte dolap var, mutfak var, lavabo, banyo. Banyo, tuvaletimiz var. Valiliğimizin. Türkiye'de ben gördüğüm ikinci şey oldu. İkinci oldu. Evet, Lüleburgaz ve gerçekten teşekkür ederim Lüleburgaz Belediyesi. Aynı zamanda buradaki Menteşe Belediyesi ve muhtarlığına biraz. Benim bildiğim kadarıyla Eskişehir'de Velesmit Derneği'nin de böyle bir yeri var. Konuk ediyorlar bisikletlileri. Biz de bunu örnek olsun, hem bisikletli turizme bir şey olsun, pencere açsın, katkı sağlasın düşüncesiyle. Vallahi güzel, teşekkür ederim, sağ olun. Size bir farkındalık oluşturmaya çalıştım. 4 aydır da yoldayım. Eurovelo. Ulusal koordinatörü, yanında ECF var, onun üyesiyiz aynı zamanda. Bisiklet Federasyonu. Avrupa Bisikletler Federasyonu. Bir başka ulusal koordinatörün yaptığımız çalışmada Now We Move kampanyası. Şimdi hareket zamanı. Evet. Be Active'de Avrupa Parlamentosu'nun yürüttüğü bir fiziksel hareketli kampanyası. Evet. Bunu yürüten de Avrupa'da ve dünyada Uluslararası Spor ve Kültür Birliği. Biz bunların ulusal temsilcisi, üyeliğin desteği. Hem Tağız Belediyesi'ni ziyaret ettim. Burada da tarihi bakımından fotoğraflar var. Tağız'a ait kısaca bilgi verelim. Bizim derneğimizin adı Enver Çevko. Açılımı Enver Bey değil. Evet. Enerji bir de Enver Çevko var değil mi? Evet. Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği bizim derneğimizin açılımı. Aynı zamanda derneğimiz şurada logomuz var. Yaşar Kemal. Yaşar Kemal. Memnun oldum. Evet, tesadüfen Yaşar Kemal denk geldi. Gel kim vardı ya? Ya vallahi çok güzel ya. Çok güzel tesadüf oldu. Bugün 70 falan oldu. Tam karşıladığım sayı. Yani 70 civarı ilçe. 7 tane il, Denizli'yle beraber 7 tane il oldu. Hangi iller? İşte Çanakkale, Trakya 3. Çanakkale'den mi başladınız? Trakya. Yani İstanbul'dan Trakya'ya girdim. Vaktin varsa bir yerlere otur. Olur. Benim amacım hani anlatmak, türü insanlara ulaşmak. Çok iyi. Genç kesim, bisikletin bana güzel. Sağ ol. Yani ne ben güzel. Ben seni gördüm. İyi ki izin vermişim ben şurada. Ya arkadaş, turcu ilk defa geldi, bir turcuya denk geliyorum. Yani büyük şey yani. Büyük, çok güzel. İlk defa denk geliyorum ha. Kaç zamandır seni takip ediyoruz ya. Ben evet, yani ne kadar hep yabancıya denk geldim. Bir iki tane yabancıya denk geldim. Ama bizim yerli maalesef piyasada fazla çıkmasını istiyoruz. Bir de bilincin kırılmasını istiyoruz. İnsanı hala hello hello diyor. Ya yeter bundan. Evet. Yani bir daha yabancı, ben seni turcu zannettim, yerine oturuyor. Ne yani, yerli olduğu zaman ilgi çekici değil miyiz yani? Evet. Şey demiş abi. Ayşe bak burada turist diyor. Yanımdan geçerken gözün içine bakıyor. Turist zaten, tur yapıyoruz. Turist yani. Tur yapan turistiz yani. Ne nasıl gidiyor? Yaşar Kemal ve Emrah. Plakalar da var ya. Ya bir tanesi Amerika yazmış, bir tanesi plakalar da çok güzel olmuş. Ateş çok güzel yandı. Oh, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz değil mi? Ateşimiz var. Közde, biber, patlıcan, daha ne isteriz? Geçmişteki günlerde bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. Abi, hayata ne söylemek istersin?
pardon, Acı Payam Serinsar taraflarından geldik. Sabahleyin Acı Payam Belediye Başkanı'nı ziyaret ettik. Sonra yola çıktık. Bu arada Bayram Bayan arkadaşımız da iki gün boyunca bize eşlik etti. Sağ olsun, bizi uğurladı. Tavas'a geldik bugün. Geliyoruz. 43.800 nüfus olarak görüyorum şu an tabelada. Tabi Ula'ya geldik. Dondurma Kaymak filmin çekildiği mekana da geldik. Sağ olsun. Tekrardan hayırlı işler olsun. Ben İstanbul'da geliyorum. Bisikletle geziyorum. İstanbul'da bisiklet mi yaptın? Evet, 4 aydır yoldayım. Burada başladı. Devam ediyor. Hoş geldin. Hoş bulduk amca. Ben de geziyorum ya. Merhaba. Bire, Türkiye turuna çıktım amca, merhaba. Nereden çıktın? İstanbul'dan. Merhaba usta. İstanbul'dan. He? Bu değil. Ya soğuk ya. Biraz soğuk. Bozdoğan buradan kaç kilometre? Bozdoğan. Bozdoğan'a? Bozdoğan abi. Çok. Güzel. Şuradan gidiyor. Kaç kilometre? Kavakkale'ye varacağım, oradan dolayacağım. Kaç kilometre? Rampalı demek. Rampa vardır kere. Çekmiyor mu rampa da bu? Yok. Beden gücü. Hadi. Hayırlı akşamlar. Aslında ben Bozdoğan'a gideceğim de yavaş yavaş işte. Tamam. Sağ ol amca. Burası 9 çam galiba. Bir yere geldim ama kavaklıdır olması lazım. Sıkışlığa sıkışmış bir yerleşim birimi. Yol tabelası kavaklıdır olduğuna dair şu an bir şey yok. Daha sıkışmış bir belde. Herhangi bir MR'ı yok buranın kavaklıları olduğunu. Ama kavaklıları olduğunu düşünüyorum. Çok sıkışmış birbirine bir yapı. Böyle. Valla ben yemekten sonra çay içmem. O zaman devam edelim. Tamam. Harika bir çorba içtik. Dediğin gibi varmış. Turan abi mis gibi kokoreç hazırladı bana. Sağ ol Turan abi, eksik olma. Turan abi sağ olsun, kokoreç ısmarladı, çay, su. Teşekkür ederiz Turan abi. İşte dağılda adamlar hiç değnel böyle hurup durgan dağılda adamı. Öyle mi o? Değnek dinlemez demek ha? Zaten bir hurdu mu gıcık olu. Seni birkaç umur gelecek seni yedi, unutmaz. Ha, değneği yedi mi artık bitti, seni affetmez öyle mi? Bir öyle değnek sallı beni ediyor. Ondan sonra zaten gıcık olu. Gerisi bir taş vurdu geldi eniştesi. He? Bak yedi, ikiliyorum başı. İleriden bu sesi bir duyacağım onun. Yıkıyor ortalığı. He, artık hafı yok. Tamam. Vurdun mu berbat ediyor. Evet. Memleketi şu anda inle diyorum, dinle diyorum. Ali kafa yapıyor, Ali gidiyor. Ali yarım saat sonra ayının kellesiyle geri geliyor. Wow. Evet. İnan, ayıyı öldürüyor. Nasıl yapıyor? Ya insana yürek olacak diyor. Serinsar Tavas maçı var bir 15 dakika sonra. Bulutlar güzel ama toz duman içinde yerler. Yollar bozuk. Yo, evet, belediye nerede? Belediye. Serinsar Belediyesi bak. Başıma da gider böyle tarihleri. Tabii. Bisikletle Türkiye turu kapsamında. Evet. Buyurun. Ben Emin Karadeniz. Tavas Sivrihan Otogam haber site sahibi. Hı-hı. Aynı zamanda yerel tarih araştırmacısıyım. Müzesi. Benim müzem burası görüyorsunuz. Evet. Tavas'ın gelmiş geçmiş bütün askeri isimleri. Evet. Bu. Evet. Nuri Efendi. Köbeç'in arabi. Tavas'ın eski efelerinden. Yani gördüğünüz resimler Tavas'a ait. Aşağı hepsi Tavas'a ait. 800'de ait resim var burada tabii. Hepsi burada mevcut değil. He, bu sadece Tavas'ta yer yok. Hı-hı. Önemli olan kişilerin resimleri burada. O hepsi Tavas. Şu evet. Asker de mi Tavas? Komple Tavas'ı bunlar. Çok güzel. Görmüş olduğunuz eşyalar bütün otantik eşya. Kullandığımız bütün eşyalar. Yani geçmişi gün yüzünü çıkar.
Tokmak'tayız. Yani bunu da nasıl yaptın? 1979'dan beri bu işi ben yapmaktayım. Kaç yıl olmuş? 40 kişi nasıl ağırlayacağım ben? Bu yüzden kullandı şu andaki işkencelikleri. Bak ağaç, ağaçta işkence yapmış adam bak. Bak. İşkence he? İşkence bu. Ağaçta yapmış bak. İsterim. Ben anlamadım. 80. Deve bilmiyor. Deve bilmez mi? Deve bilirim. Devenin çamı bu. Zil. Ha zili. Devenin bunun bak. Bu da el yapımıdır. Hmm, aynı bu gibi. Bu taş mı? Taş tabi. Vay be ne güzel. Şimdi her kadın bir kahve dövüşü varmış. Ettiği zaman var. Kimisi ağaç dezenin kahvesi, kimisi halan dezenin kahvesi demiş. Vuruş. Bu bir mekandayız. Belki mekan olarak biraz küçük. Sağ olsun Amin abi işte gelen gidenleri anlatıyor. İnşallah mekan olarak daha bir yerlere de taşınır ama hepsi tarih bakımından hepsi çok değerli. Koç. Amin abinin Rami Koç'la fotoğrafı. Amin abi İber Ortaylı. Sırayla bu. İsmail Yakıt. Profesör. İsmail Yakıt. Emin abi şu kim? Savaş Aydın Avukat Deniz'de. Aragüler dünyanın tabii ki duayınız. Tabii ki tabii ki tabii ki. Okul müdürümüz. Evet. Dekanımız Celal Şimşek alttaki. Evet. Ozan Arif. Ozan Nihat pardon. Ozan Nihat. Ozan Arif. Bu Ozan Nihat. Emin abinin değerli insanlarla çektiği hatıra fotoğrafları onu da görmüş olduk. Ha. Allah niye can kurtaran olmuş? Leodike bölgesine gideceğim bugün. Evet. Kahvaltı yaptım. 2 tane elma da aldım. Şimdi gidip hazırlanacağım. O da darmadağın. Çok teşekkür ederim. Evet evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tekel büyüdükçe bunun kırılma ihtimali artıyor. Bu telerin. O yüzden hani ağırlık çok olduğu zaman ne kadar küçükse tekel o zaman atma ağırlıktan iyi. Ustam çok teşekkür ederim. Her şey için. Her şey çok güzeldi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Bulut otelde gecelemiştik. Her şey çok güzeldi. Sağ olsunlar bizi iyi bir şekilde uğradılar. İyi şekilde ağırladılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii ki Pamukkale kadar ihtişamlı değil. Burada da odalar var, evler var. Şehir galiba. Evet, soğuk bir his. Su soğuk. Müze karta giriş yaptım. Paraşütler yukarıda, bisikletimi aşağıda yerde bir yerde bıraktım. Navigasyona göre gidiyoruz kalacağımız yer. Pamukkale'yi gezdim. Gezdiniz mi? Çok harika yani. Evet evet. Muhteşem yani. Bir harikasız desek yeridir abi. Valla öyle yani. Güzel yani. Gittikçe yani o kadar güzel yerler keşfediyorum ki. Ya diyorum ki niye bu kadar tanıtım yapıyor? Örneğin Afrodit. Afrodit de güzel. Bu da güzel. Muhteşem. Ama işte reklam yok yani. Evet. Yani. Yabancılar bizden daha iyi biliyor yemin olsun. Yani yani. Biz de maalesef tarihe şey. Nasıl yapalım? Abi senin aracı şöyle alalım. Ama çantalar kısmen bazıları bana lazım. Daha doğrusu hepsini çıkarsak nasıl olur? Çantaları mı? He he. Çıkar abi hiç fark etmez. Tamam orada şey var. Çantaları çıkarmak önemli değil. Ha tamam. Ben bazen diyorum ki bu bisiklet bunları nasıl taşıyor? Ama ağırlık iyidir ya. Merhabalar kolay gelsin. Yok bir şey olur. Ha? 130 TC mi? Telefon numarası. Merhaba, selamünaleyküm. Ya ellerim buz gibi ya. Efendim?
Gel bakalım. Ya elleri. Ya Denizli tarafında tişörtle gezdim, buraya gezince dondum ya. Burası Avcılar Köyü değil mi usta? Ben de Türkiye turuna çıktım bu bisikletle. 92 gündür yoldayım. Trakya'dan başladım, buradan işte sahile ineceğim. Muğla merkezden önce? Yok, Kavakıder'den sonra. Ondan sonra Muğla'ya ineceğim. Ustam şekeri ziyan olmaz. Bir de askerler bir tanesi beni durdurup dedi ki bu yoldan gitme dedi. Niye dedim gitmeyeyim? İşte taşın orada. He. Ya dedi tehlikeli yol işte hava van var şey var. Ya yollar yok yollar tehlikeli değil de hava soğuk. Yollar ya. Gerçekten hava soğuk. Ya, hava soğuk. Yollar soğuk. Birkaç şey söyleyebilir misiniz? Söylerim. Türlü çeşit bademinin, bilinmeyen tarihinin, burcu gibi orkidenin hayranıyım ben Datça'nın, aşığıyım ben Datça'nın. Süper. Yani devamı var tabii. Yolculuk böyle bir şey abi. Gördün mü? Tesadüfen ekmek sordum. Seninle bu muhabbeti yaptım. Ne güzel ya. Bunu parayla satın almak olmaz ya. Çok güzel, hoşuma gitti. Parayla satın alınacak. Çok şey anlayacağım. Parayla satın. Nasıl tanıdım? Nasıl tanımak istedim? Ya daha ileride nasıl bilmiyorum. Mesela o benim o yazıyı yatan Datça'daki musiki cemiyeti o benim notayı yazı vermedi. Fakat bir Japon dil bilim hocası Fransa'da Datça'ydı. Benim misafirim oldu. Benim orada yemek yedi bir defa. Biz onunla arkadaş olduk. Aynı senin gibi. Ve o adam bana nota yazdı. Dil bilim hocası. Artık arkadaşız yani. Beni arkadaşlığa kabul edeceksin bundan sadece sonra. Dil bilim hocası. Dil bilim hocası? Evet. Adam diyor sen hangi okul mezunusun? Ben dedim ilkokul mezunuyum. Adam. Peki sana başka bir şey söylesem? Ben de dil bilimci olduğumu söylesem? İnanmadı adam bana. Olabilir. Ben de fakülte bitirdim. Dil fakültesi bitirdim. He. Kırgızistan Manas Üniversitesi'nden. Türkiye'nin dışarıdaki tek üniversitesi orada. Dil fakültesi 29 yaşımda gittim. 33'te bitirdim. Tamam. O adam da dil bilim hocasıydı. İşte ben de benim diller eski tarih Türkçe, Rusça, Kırgızca, İngilizce, işte Arapça biraz, Kürtçe biraz. Ben de 5-6 tane dil böyle çat pat böyle kendi çapımda yorum yap. Adam bugün Kars'ın bilmem ne ilçesinin bilmem ne köyünde hani misal veriyorum. Yani. O köyün halkının hangi yerden geldiğini, nasıl geldiğini her şeyi biliyor adam. Japon. Japon. Ama dil bilim hocası. Evet. Türkiye'yi karış karış gezmiş. Ve herkes tanıyor. Çok şey biliyor. Fakat bana o şeyi yazı verdi. Ben söylüyorum, o yazıyor. Alçalt, yükselt. Tabii o ayar çekiyor bize. Ama benim öyle müzikle hani uzaktan yakından pek fazla şeyim yok. Fakat içimde olan bir gufte var. Evet. Hani. Onu açtım ben onu sadece. O da beni yardımcı oldu ve o müziği, notayı Dadya Döste bir yer vardı orada. Oraya götürdük. Orada müzisyen vardı canlı. Müzik. Onu verdim. Adam söyledi. 80 kişi vardı galiba o barda. Ve bir alkış koptu. Biz iki kişiyiz. O iki kişi biz oturmuş kalmışız olduğumuz yer. Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Adam bana ya en son benim yazdığım belli oldu yani. Ve öyle bir şey ki yani ondan sonra gelmiş bize o Datça Müzik Cemiyeti'nin başkanı. Ya Mehmet biz senin işte yazıyı işte değerlendirecektik de falan dedim o geçti artık. Aşağıda bisiklet 85 gündür yoldayım. Çarşım var daha önce İstanbul'lar oldu çarşım. Tabii. Hem tabii can geldi. Siz Tehran'sınız. Çok yaptım. Tehran Türkmeniz. Ben Meşat geldim. Meşat geldin. Meşat kaç? 10 yıl önce. Oho. Meşat, Tehran. Tehran. Şehreza Pehlavi. Şehreza var. Çok yaşasın. İran. From Iran. And you? İran. Tarihi yerlerdeyim şu an. Tam dağın başındayım. Geziyorum. Selamünaleyküm. Hi.
China? China. 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 Like China. China. Mao. Mao. Beijing. 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 Shanghai, Beijing. Shanghai, Beijing. Bicycle. I am bicycle. Bicycle. In Turkey, bicycle. Ciao. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin. Ellerim buz gibi. Sorun değil. Valla ya sabah bir çıktım, dedim ki kar mı geliyor? Aşağısı var ya, evet. Hepsiz. Sonra yukarı çıktım, kazaklar hepsi şey yaptım. Sonra dışarıda yerleri bile takamadım şu an. Bizim bıçak koleksiyonu, gene motosiklet, bisikletler. Telden özellikle bisiklet var şurada. Şuna bak, 50 yıllık kumbaram. Okul, ilkokul çağlarını kullandım. Vay be, çok üstü be. Okul çantam var. Çok güzel. Motorcu, motoru bak, hem saat hem anahtarlık. Sigara motosu içiyor muydunuz usta? Yok, sigara içmiyor. He, ama sigara şeyler değil mi? Bunu yüzden yerim. İstanbul'dan. Ben bunu yerine ayarlayayım da bir çakıl taş koyayım da dursun gari. Heh, sen. Arabayı da yerim olmazdı ya. Tamam ya, sıkıntı olmaz. İstanbul'dan geldim abi. İyi, oh. Çok teşekkür ederim valla, sağ ol abi. Memleket neresi? Memleket Mardin. Mardin. Bu her yere gidiyoruz bununla. Bazen gidemiyor, ben onu itikliyorum. Zor olmuyor mu ya? Çok zor. Baksana zor şu an, biz bir saatte gidince bir yere çadır kuracağım. Şeyde, yarın da şeye gidersem acı payamdır nedir? Kaç kilometre? 50 kilometre var. Buradan 50 kilometre. Bir yerde mola veririm, yarın orada olurum. Bu arada isminiz neydi abi? Duran. Turan abi yoldan geçerken bana çay ısmarlıyor arkadaşlar. Burada güzel bir kokoreç manzarası. Bu arada Aşıklar Tepesi var. O burada da Yeşilçam fotoğrafları. Sağ olsun Turan abi bana çay ısmarladı. Şimdi bu çayı verdiği güçle ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Tepe güzelmiş. Turan abi. Burası Aşıklar Tepesi. Aslında burada kalsam mı? Akşam burada mı kalsam? Ben çadır kuracağım. Benim çadırım var. Dün bir tane arkadaş var da o Rusya'dan gelmiş. Dedi sen o gün geldin, nerede bilmem. Haa. Deme ya, keşke den gelse. Ben severim bisikletçi ya. Yani iki kişi oldun daha iyi. Özür dilerim. Zor olmuyor mu ya? Çok zor ya. İki tane askerlik yani. Peki şey, çalışmıyoruz. Çalışmıyoruz. Zaten bisikletle gördüğün zaman çalışma yok. Neden? Turcular. Abi kısa bir haftalık falan değil, onu ayırtmıyorum ya. Böyle yüklü insanlar çalışmaz. Olmaz, ikisi bir arada olmaz. Anladım. Ya çalışmak ya tur, ikisi çünkü... Ya tamam, gel çay içelim. Çay. Senin elektrik işi nasıl yapıyorsun? Aküden mi usta? Güneş paneli var kardeşim. Yetiyor mu? Tabii ona göre ayarlı cihaz sistem. Çok güzel. Evet. Ay, çay da oradan... Yok, çay tüplü değil mi? Çay tüplü çünkü çok olur artık. Ya bende de küçük panel vardı. Telefonu biraz daha zor dolduruyor ya. Doldurmuyor da. Ya da sen arkadaşınızı beni hatıra resmi çek ya. Çok hoşuma gitti burası benim ya. Baksana. Aynı insanın evi gibi. Yani ben böyle şeyleri ben de severim. Yaz gelecek, kış gelecek. Turan abi, çok teşekkür ederim çay için. Eyvallah, sağ ol abi. Eksik. Dik çek abi sen onu şöyle. Biz az geri gidelim. Gidelim abi, çekecek. Gidelim. Bir daha al. Abi büyük adamın gönlü de büyük olur ya. Dur sen bize de bir tane çek. Geç şarjın var mı? Varmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çay var dediler, geldik. Gel kardeşim, yalnız mı ya? Yalnızım, bir de bisikletim var, merhaba usta. Bisikleti sen buraya getir, trafik polisleri görürse alır şimdi. Polis. Getireyim mi? Getir. Tamam abi, hemen getireyim. Bu Aşıklar Tepesi değil mi abi? Burası Aşıklar Tepesi. Aşıklar nerede? Aşıklar. Tamam. İsim 38. 38. 39. Ya herkes ben aslında 19. Geç.
He. Aslında ben kendimi 19 yıl olarak görüyorum. 19 daha iyi abi. Neden 38? Abla kolay gelsin abla. Bahar temizliği mi? Daha bahar. Evet. Maşallah burası zaten bahar. Doğuda burada kar var, burası bahar zaten ya. Allah. Ama en soğuk Kars. Kars'ta az yağar ama soğuk. Eksi 40. Soğuğa nerede doğmuş demişler. Karban olursa doğarım, Sivas'ta yerleşirim demiş. Türkiye'nin en soğuk yeri. Tabii. Yazın böyle duramazsın. En çok kar yağmaz Kars'a ama çok soğuk. Hı-hı. En çok Sivas o yöre yağar ama... Soğuk yeri orada yerleşirim demiş. Hı. Şeyden şey derim, doğarım, Sarıkamış'tan doğarım, Sivas'ta yerleşirim demiş dayım. Evet. Doğru, zaten şöyle demişler abi. 8 ay beyaz, 3 ay ayaz, 1 ay yaz, burası Kars. Evet. Tekerleme yapmışlar abi, ben yapmadım, doğru, öyle yapmışlar. Evet, yapmışlar. Doğru. İstanbul'dan selamlar getirdim. Aleyküm selam. Getiren sağ olsun. Ta İstanbul'dan dedim ki yolum düşecek Pamukkale'nin köyün. Abi buradaki insanlar çok güzel ya. Burası güzel. Gelirken ne köyde geçtim? Ayarlanmasa Artvin'e gidersen. Adaköy. Adaköy müydü? Adaköy'den önce. Sırma. Sırma. Yaşlı amca tuttu bana. Ben dedi karı istiyorum dedi. Ya dedim amca dedim ben de bekarım. Nerede bulacağım ya dedim. Evet. Ben diyorum karı istiyorum. Bir de camiye gitti. Dedi ki sen bekle dedi ben camiye gidiyorum. Herkese selamlar. Çeşmebaşı köyünden sağ olsunlar. Değerli ustalarımız gene çay ısmarladılar. Çok memnun oldum. Kısa bir mola verdim ben de. Trakya insanı, Ege insanı çok misafirperver. Çok dost. Gerçekten onlara çok teşekkür ederim. Neler söylemek istiyorsun? Eniştenin çay bahçesinden. He, eniştenin çay bahçesi. Anadır patıra. Kokun havuz, tilinki, böbüğü, madam, foto. Nein, danke. Evet. Anadır patıra. Pamukkale. Fotoğraf makinesinin parçası bozuldu. Daha doğrusu lens. Onunla işe gideceğiz, denizde gideceğiz, geri geleceğiz. 85 gündür yoldayım ben. Halim vaktin iyi mi yani? Gezdi. Halim vaktin iyi olsa çıkmazdım yani bir kez ama. Hiç halim vaktim olmadığı için yolacağım. Evet, fotoğraf makinenin lensi kırıldığı için şu an denizde gidiyorum. Normalde bisiklete gidecektim ama arabayla şu an gidiyorum. Tekrar bisiklete gideceğim. Pamukkale'den Denizli'ye. Bu arada dolmuştayız. Şimdi kayıt mı yapıyorsun abi? Kayıt yapıyorum. Ne söylemek istersiniz? Hatıra olarak kalacak benim. Ne söyleyeyim ki? Allah kolaylık versin. Allah kaza bela vermesin. Kendi sorun olma. Bisikletle gidiyorsun ya. Bisikletle gidiyorum. Zor olmuyor mu? Ya, hayat zaten zor. Tamamdır canım. Şimdi sen yoldasın. Ben evde şimdi eve gideceğim. Ben bir şey eder misin? Uyandım, bilmedim ben seni. Şimdi, zaten zordur abi. Ya zor, kolay bir şey yok yani ki ama. Yola çıkıyor, bazen yağmur gelecek, şey gelecek. Ama ona göre vücut bünye kendini hazırlıyor. Hiç sıkıntı değil yani, vücut alışıyor. Sen devam mı? Ben 85 gündür yoldayım işte. Karda, soğukta, çamurda. Bu önceden gelmemiş. Yok, ilk defa. İlk defa? İlk defa. Yani bir altyapı yok ya. Yani. Hiç. Gittim çadır kuracağını nasıl bilmiyordum. Yani ilk defa çadır kurdum ya. Yani. Bozdum, yaptım derken kurdum. Ya. Zaten bilseydim belki girişmezdim, korkardım ya. Yani. Gerçekten çok zormuş. Yok abi beni para versin, ben yine geleceğim. Bak söyleyeyim. Yani. Ya abi, benim şimdi yeri bir insana bir köpek saldırabilir. Var çok saldırıyor yılan bana köpek. Yılan saldırabilir mesela, bilmem ne olabilir. Var bir sürü şeyler yani. Daha yılanın dön gelmedi onda yani, köpek çok saldırıyor. Ama insan veriyor bence. Yani birilerin şeyi... Saldırabilir ya. Ters bir insana denk gelirsin. Var ölüleri de var. Ha? Ölüleri de var. Abi niye cevap vermiyor? Çünkü neden seni o adam tanımıyor yani. Bir şey etmiyor. Bu arada Çınar altı mı var? Öyle bir yer var. Benim oraya gitmem lazım. Nasıl yapacağız? Tamam ver parayı. Ben sana bisikleti vereyim. Ver. Ver çıkar parayı. Benim para yok. Hacı amca o zaman ne yapalım? Para yoksun. Parayı versen ya. Ver parayı. Parayı vereceğim. Para verecek olursa ikimiz gitmek lazım. Ne kadar çıksın kabul ediyorum cebinden. Ne kadar çıksın kabul ediyorum. Bir şeyler ben kabul ediyorum arkadaş. Hayır. Sen bir çay ver buna çok kalıptı.
Ben namaza gidiyorum sen. Şu tatlı amca. Tatlı amcayla tanıştık. Pamukkale yolunda. İstanbul'dan geldim. Bu arada ezan okunuyor. Çok değerli bir insan. Ne var? Pamukkale'ye mi gidiyor? İstanbullulara ne söylemek istersin? Bir şeyler söyle İstanbullulara. Ben istemiyorum. Ben bir şey istemiyorum. Sen bir karı bul be. Karı mı? Ya ben bulamıyorum. Amcacığım karı 38 yaşında. Karısı yok yok yok. Karı bulursun sen. Bir karı. O da bekar. Ayarlayabilir. Ya yok 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 ben yok. Bekar 38. Sende de yok. Ya Allah'ım ya. Hiç olmaz adı. Ben namaza gidelim. Amca istediğiniz bir şey var mı? Yok yok bir şey söyleyeyim. Teşekkür Allah ederim. Hakkınızı helal edin. Çay için çok teşekkür ederim. Bu ne köydü abi? Evet, Sırma köyündeydik, çay molası verdik. Allah razı olsun. Sonra ayının kellesi de geri geliyor. Wow. Evet. İnan, ayıyı öldürüyor. Nasıl yapıyor? Ya, insan da yürek olacak diyor. La o Ali diyor, burada diyor yani, olmaz böyle ya diyor. Ali'yi kahraman yapacaktık neredeyse diyor yani. Hani görmesek kelleyi diyeceğiz ki, yalan attığından Ali. Ali kelleyi getirmiş, aynı masaya koymuş. Abi muydu la ayıdır demiş. Bak o kadar ayı var orada. Bisiklete geziyorum Türkiye'yi. Bunu zaten at üstünde ateş bu. Öyle mi? Ha. Ateş gibi. Ha. Hayvanlar bunlar ne diyorlar? Kıl keçisi mi? Yok. Keçi. Yok ama şimdi türü ne bu? Ankara keçisi mi? Ama Honam keçi bunlar. Ha, Honam. Sizin mi yoksa başkasına mı yapıyorsun? Benim komşum ya. Ha, olur. Ben ocak yatacağım diye samur çekeceğim oldu. Akşam ben traktörü doldurmakla. Ha. Öteki çocuk kullanıyor da. Şimdi akşam bunlar da gelecek bir küçük ocak getirecekler. Küçükken ben de yaptım bu çobanlık. Güzel kaç kilometre abla? 20. 20. Ne anıyor? Sen nasılsın? Soğan mı? Soğan için mi? Üstün attı. Soğan diktirdi. Aa soğan için he? Bugün 88 oldu. Bu köyün ismi ne? Burası Can Kurtaran. Can Kurtaran mı? Can Kurtaran. Kimin canını kurtarıyorsunuz? Sürür gider